Agalarım, herkese selamlar. 16 ve 17 Haziran Pazar ve Pazartesi 2024 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Bu videoda rolling başlatacağım aga. Euro 2024 boyunca yapabilirsek 5 seride bitirmeyi düşünüyorum. Rolling 1 de bu maç. E, Pazartesi günü maçı olacak. 2 günlük bir video zaten. Sizler de takip ederseniz ona göre değerlendirebilirsiniz. 2 günlük toplamda 6 mücadele. ideal yüksek oranlardan Bereketli olsun diyelim şimdiden. Umarım güzel kazanç elde ederiz agalarım. Başlayalım isterseniz. Öncelikle bir adet skor yarışmamız var. Hatta iki adet skor yarışmamız var. Sırbistan, İngiltere. Pazar gününden, Pazartesiden de Avusturya, Fransa. Bu arada Fransa'da Mbappe olmayacak sanırım. Virüs kaptı diyerekten yazıyor. Bilmiyorum tam detaylarını ama bilenlerden iki kişiyi gruplarımızda Haziran boyunca misafir edelim. Daha önce yapmış olduğumuz Almanya maç skorunu da bilen olmadığını da belirteyim aga. Bilen olmadı. 5-1 bitti zaten. Konuşuruz onu da. Devam ettim. Aga her türlü soru, görüş, öneri ee, Haziran gruplarında Euro 2024 gruplarında olmak isteyen herkes de açıklama kısmında WhatsApp linki var. Ekranda numara var. Sol altta numara var. Yorumlarda sabitlenmiş WhatsApp linki var. Linkleri tıkladığınızda zaten doğrudan benimle iletişime geçmiş oluyorsunuz. Gruplara gelmek isteyenler, sorusu olanlar, nasıl yani nasılsın yazmak isteyenler de WhatsApp'tan yazabilir. 0534 446 5989 aga bilginize geçtim. Aga turnuva boyunca da aynı şekilde mislerimiz devam edecek. Hiç fark etmez. Yine aynı şekilde güvendiğimiz maçları yüksek mis alarak da devam edeceğimizi belirteyim. Onu geçtim zaten ideal kuponlarımız da bugün de var. Yarın da var, diğer gün de var. Ekstra zaten basketler falan da oluyor. Dün gece Dallas maçı vardı mesela onu aldık. Günün ana kombinleri, alternatif kombinler, Avrupa kombinleri gruplarımıza devam. Sadece onlar değil Avrupa'ya özel oyuncu gol atar bahisleri de verdim. Mesela bugün ben iki tane oyuncu gol atar bahisi verdim. Dün Almanya maçında vermiştik mesela o şekilde devam ediyoruz. Bu şekilde her türlü en iyi şekilde geçirmeye çalışıyoruz. Canlı odasında da izlediğimiz maçları anlatmaya çalışıyoruz zaten. İzledikçe zaten atıyoruz. Hatta bugün de yaptık. Birazdan göstereyim. Aga herkes açık Telegram grubu var. Açıklama ve yorumlar kısmına linki var zaten. Buraya da mutlaka katılın. Buraya da 3 tane bahis verdim bugün. Ekrandan göstereyim. Dedim kaga. Canlı start 16.00 Aga hazır olun. İdeal kupon her şeyi verdik zaten dedim. Şimdi keyifli bir maç olsun 15.57 yazdım. Dedim kaga. Macaristan İsviçre maçı var. Mücadelede hızlı başladı bence. Oranlar yüksek geldi bana ama ben direkt değerlendim. Orana bakmıyorum. Maç geneli 2 gol aldım Aga. 1.48'den. Dedim ki yüksek orandan almak isteyenler de ilk yerden bir tane gole girsin Aga. İlk gol geldiği zaman açılacak gibi duruyor da yazdım zaten altına özellikle. Açıklamayı okuyabilirsin. Dedim ki gol geldi. Hakem offside bayrağı kaldır ama biz izledik hemen TV'de izlediğimizden kaynaklı. Vardan net gördüm. Yani gol temiz. Aga ilk yerden gol geldi mi? Geldi. Dedim ki ondan sonra Aga İsviçre yani gol sonrası Macarlar reaksiyon da veremedi. İsviçre'nin bir golünü daha alalım dedim. Kaçan pozisyon oldu burada. At, atamadı. Yani zaten diyor ya izliyorum. Pozisyonları size atıyorum. Anı birlikte yaşıyoruz. Aga gol geldi. Maç sonu bir buçuk üst geldi mi? Geldi. Peki İsviçre'nin attığı gol geldi mi? O da geldi Aga. Bu şekilde Yemyeşil olduk. Tebrikler. 3'te 3 yaptım. Hatta yazdım ki ücretsiz grup burası. Dedim ki agalarım 3'te 3 yaptık. Şimdilik gruplarda devam edeceğiz. Kazanan bereketli olsun dedim. Geçtim yani. Sizlerden ricam aga. Aynı şekilde beğeni ve yorum desteklerinizi bekliyorum. Şöyle onun altısından. Beğeni ve de, yorum desteklerinizi bekliyorum aga. O yönden devam edelim. Şimdi agalarım ilk mücadelemiz Polonya ile Hollanda mücadelesi. Aga beğeni ve yorum geldiyse şöyle tekrardan söylemiş olalım. Mücadele indeks beklenmesi aga 3-1. Onu söyleyeyim. Polonya'da Lewandowski burada olmayabilir. Baldır gelilmesi mi yaşamış adam. Zaten son hazırlık maçında da Türkiye'ye oynanan maçta sakatlanıp çıkmıştı. Hollanda'da da Hollanda'nın en büyük avantajlarından bir tanesi savunma yedeklerde de oyunu değiştirebilecek adamlar var aga. 60'tan sonra 3 tane oyuncu atıyor mesela sahaya. Yani gerçekten oyunu direkt değiştirebiliyor. Ben burada Hollanda tarafı, tarafındayım. Hollanda'da turnuvanın sürpriz takımlardan olabilecek. Hatta gruplarda da yazdım. 6 puan doğrudan yazdım Hollanda'ya. Ben bu mücadeleyi kazanmasını bekliyorum. Ben ama biraz daha yüksek orandan aldım. Hollanda'nın atacağı 2 golü Aga. Deplasman 1.5 üstü. oranı burada. 1.57 bandı oranı var zaten. Ben böyle bir değerlendirme yaptım. Deplasman 1.5 üstü. Hatta Hollanda'nın mücadele ilk yarıya hızlı başlamasını bekliyorum. İlk yerden de bir golünü alabilir ama aynı oran. Şöyle göstereyim. İlk yarı deplasman böyle 1.55. Zaten maç geneli 2 golle 1.57 oranı var zaten. Ben da tarafındayım. Depay da çok formda. Hatta Depay'ın açıklamalarını anlatayım ben size. Depay'ın kontratı bitti aga. Atletico Madrid'de sanırım. Bitti. Dedi ki Euro 2024 oynayıp elimden geleni yapıp en iyi şekilde transfer olmak istiyorum şeklinde. Ekstra asılıyor. Mesela Depay gol atar da değerlendirilebilir. Anladın mı? Mesela ben bunu grupta verecektim. Sizlere de söylüyorum. Avrupa'da 2.80-2.30 oranı vardı bunun mesela. İkinci mücadelem Slovenya ile Danimarka mücadelesi. Danimarka maçında da şöyle bir beklentim var. Aga Danimarka duran topları çok iyi kullanıyor. Sizlere bir tane de oyuncu gol var, oyuncu asist yapar vereyim. Aga Eriksen asist yapabilir. Neden biliyoruz? Aga zaten adam duran topları o kullanıyor. Korner, free kick ve bunları kaleye doğrudan değil orta açıyor. Aga duran topları çok iyi kullanan bir takım. Danimarka baskılı bir oyuna burada Slovenya ne yapacak? Biraz daha geride bekleyecek burada. Soğumaya çalışacaktır. O yüzden şöyle bir tercihim var. Aga kornerleri de kanatta organizasyonlar çok yaptığından ilk yarıdan en çok korneri, birinci yarı korner, en çok korner Danimarka kullanabilir. bir 1.44 gibi oranı var. Ben ilk yarıdan en çok korneri Danimarka'nın kullanmasını bekliyorum. Mücadele de 4.5 altında bir Danimarka'da kalabilir. Onun da oranı 1.71 bandı oranı vardı. Hemen onu da göstereyim. Aynen. 4.5 altında Danimarka galibiyeti de 2-1, 2-0 ayarında bir Danimarka'da maç skoru olarak da bekliyorum ben. Diğer mücadelem Sırbistan'la İngiltere mücadelesi. Sırplar da hücum hattı iyi. Mitrovic çok büyük gol ciddi anlamda. Yanında Vlaovic var aynı şekilde. Ama savunma hattı o kadar iyi değil Sırbistan'ın. İngiltere'de turnuvanın net favorisi. Yani Foden'ın, Saka'nın, ne bileyim ortada Bellingham, ileride Kane. Muazzam bir kadrosu var zaten. Ama İngiltere genel olarak loser bir takım aga. Ama burada Sırplara karşı ben bir iyi oyun bekliyorum açıkçası. Sırplar da burada gol atma ihtimali var mı? Bence var aga. Ben burada İngiltere'nin iki golünü zaten idealden aldım. Zaten favori takım. Atamazsa sürpriz oluyor bu tip takımlar. Deplasman 1.5 üst zaten 1.44 bandı. Oranlar gayet güzel. İngiltere'nin iki golü aldım. Yüksek oranlarında ne yapabiliriz diye baktığım zaman da Sırplar da bir tane tıkalatabilirler. E, tıklatmasa bile burada İngiltere 3'ü bekleyelim. Maç 2 ve 2.5 üstü oranla 2 0 -2, aga. Güzel bir maç bekliyorum. Yüksek orandan 2.5 üstü 2 de 2 0 2 gibi oranı var. Geçtim 17'sine. 17'sinde 3 adet mücadelem var. Rolling maçımda 17'sinden bu arada. Romanya Ukrayna direkt rolling mücadelem benim. Aga Ukrayna'ya ben ekstra bir güveniyorum. Benim turnuvada sürpriz yapabilecek beklediğim takımlar iki tane takım var. İspanya'yı saymıyorum. İspanya ben gönlümden geçen şampiyonluk adayı. Hollanda Ukrayna. Kadrosu gerçekten her iki takımda iyi. Özellikle Ukrayna'nın kadrosu yani hele gruptan çıkmak istiyorsa burada Romanya'yı zaten yenecek. Hücum hattı yaga, aga. Kanatları iyi. Ne bileyim stoper iyi, kale iyi. Her yeri iyi bu Ukrayna'nın. Ekstra bir oran açılıyor. Aga benim burada sizlere verebileceğim bak 1.47 gibi orandan veriyorum. Ukrayna bir yarıyı kazanır aga. Deplasman yarı kazanır şeklinde. Nesine de 1.40. İddia.com'da 1.47. Ben 1.47'den değerlendirdim. Bu benim sizlere vereceğim rolling mücadelendir. Ukrayna'nın bir yarıyı kazanmasını bekliyorum. Biraz daha yüksek orandan Aga. Dur oğlum. Biraz daha yüksek orandan 3.5 altında 2 bak. 4.5 falan boş ver. 3.5 altında 2. 2-0 ayarında bir Ukrayna galibiyeti bekliyorum. Geçen hazırlık maçında verdim. Doğrudan Matsun 2 yüksek misli verdim. 4-0 aldı. Burada da 2-0 ayarında bir maç bekliyorum. 4.5 altında 2'nin oranı 2.25. 3.5 altında 2'nin oranı 2.25 oranı var. Aga. Geçtim. Belçika, Slovakya. Ya yani Kevin De Bruyne besleyecektir mutlaka elleri. Ama Lukaku ne kadar kaçıracak? Bak yani iki tane net gol pozisyonu kaçırdı bile Lukaku. Öyle söyleyeyim. Ben burada Belçika tarafındayım. Slovakya da iyi takım. Diri takım bu arada. Ama Belçika tarafından bir sürpriz beklemiyorum ben. İlk mücadele onlar da iyi başlamak isteyecektir. Belçika'nın iki golü aga, bir 1.42. Zaten değerlendirecekler bu bir değerlendirme yapabilirler. Ben Belçika tarafındayım. Diğer mücadelem Avusturya-Fransa mücadelesi. Fransa'nın oran gayet yüksek gördüğünüz üzere. Avusturya'da gerçekten diri bir takım. Zorlayabilecek bir takım burada Fransa'ya karşı. En büyük eksikleri Aga Alaba olmayacak sanırım Avusturya takımından. Çok büyük eksiklik. Fransa'da Mbappe virüs yazıyor da oynar mı oynamaz mı bilmiyorum Aga. Muhtemelen oynamaz virüs yazdığı için de bilmiyorum artık. Ben burada Fransa tarafında olacağım. Fransa'nın zaten yedek kadrosu bile yani Avusturya'yı yenebilecek güçte. O yüzden Fransızların yanında olmak doğru tercih olacaktır. Turnuvanın ilk maçı ya göz vermek isteyebilirler. Doğrudan deplasman 1.5 üst aldım. 1.43 gibi orandan. Oran gayet ideal. Biraz daha yüksekten burada Avusturya'da atma ihtimali var mı? Var. Fransa'nın 3 atma ihtimali var. O da var. 2.5 üstünde 2 de yüksek orandan İki oranı var onun da. Eksi olarak yüksek orandan değerlendirecekler de bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Videoyu like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.